Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar, hepinize XT'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üniversitenin online'a dönmesi, okulların online'a dönmesi durumu ile ilgili çok önemli bilgiyi aktaracağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki görüşü, ilk başlarda üniversitenin online kararı almasına ben size aktarmıştım bir tepkisi olduğunu, bu acil kararın neden geldiği yönünde. Bu anlamda gelişmeler var, bunları aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu tip güncel bilgi ve sohbetlerden daha hızlı haberdar olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özel okullarda başlayan bir süreçti biliyorsunuz ilk önce Koç Üniversitesi sonra Boğaziçi derken böyle bir süreç gelişmeye başlandı e, Cumhurbaşkanlığında da şöyle bir e, durum vardı ben size bunu aktarmıştım Cumhurbaşkanı neden böyle hızlı karar alıyorlar e, şu an ortada bir şey yok hastaneye yatış verilerinde herhangi bir sıkıntı yok neden bu kadar hızlı karar almaya başladılar diye bir şikayette bir e, yani kızdı. Diyelim hani çok böyle otoriter sistemde aslında bunlar olmaz ama e, kızdı. Bundan dolayı da daha sonrasında artan durumdan da itibaren Cumhurbaşkanlığı Eğitim Ofisine bunlarla ilgili bilgiler istenmeye başladı. Şu an an itibariyle Cumhurbaşkanlığından hani bu kararları alanların ne kadar samimi ne kadar samimi olmadığını ölçülmesi için bir e, veri isteniyor. Cumhurbaşkanının aslında okulların kapanmasına tamamen karşı olduğunu size söyleyebilirim. Herhangi bir yerin kapanmasına bu önemli bir detay. Herhangi bir yerin kapanmasına tamamen karşı. Bunu geçen sene yaşanan durumda şöyle bir şey yaşamıştık biliyorsunuz turizm gelirlerimiz de inanılmaz etkilenmişti ve biz bu kapanmalara geçerken de aslında Avrupa'da bunlarla ilgili destek fonları oluşacak diye beklentilerimiz de vardı. Ama ekonomik olarak da şu an büyük zararlar içerisindeyiz. Ve bununla birlikte zaten enflasyonlar da açıklanıyor. E tedarik zincirlerinde de büyük sıkıntılar vardı. Daha tedarik zincirleri inanın daha yeni oturmaya başladı sistemde. Bu yüzden bu durumu yani hastane yatışların tabii ki artması beklenmeyen bir gelişmenin olması tabii ki kapanma gündeme gelebilir ama şu anki şartlarla hastaneye yatışlarında ve vakalardaki ağırlığın hafif olmasından Avrupa'daki veriler ön ışık oluyor. Bizdeki verilerde daha yeni yeni çıkmaya başlıyor. Yani şöyle çevrenizde geçirenler de biliyorsunuz. Birazcık böyle hafif geçiriyor. Grip durumuyla geçiliyor. Kapalı alanların da artması kışa ile birlikte. Bundan ötürü Cumhurbaşkanlığı kesinlikle bir kapanma istemiyor. Zaten kapanma olursa da Cumhurbaşkanının da bu sözü ...deklar ettiğini biliyoruz. Son kapanan yer okul olacak. Daha öncesinde diğer yerlerin kapanması gerekiyor. Şu an için online istenmiyor. Online kararlar alanlar... ...yani böyle bir hafta tatil edip, iki hafta tatil edip... ...sınavlarını online karar alan üniversitelerden de... ...bu yönde bir rapor istendi. Kendi çünkü Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı esaslarla birlikte... ...yürüttükleri bir sistem var biliyorsunuz. Kendi kampüslerinde, kendi öğrencilerinde nasıl bir vaka olduğunu tespit edebiliyor okullar. E bunda şimdi bu kararı alıyorsunuz. Tamam siz özgür iradeniz var. Bununla ilgili herhangi bir sorun yok. Ya ülkede özgür irade biraz tartışılır. Bunu ayrı bir konu yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili alabilirsiniz ama verileri sunun yönünde bir beklenti var ondan sonrasını göreceğiz. Bundan sonra değişiklik olur mu? İkinci dönem için bir gelişme olur mu? Bunlarla ilgili gelişme oldukça size aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bu konudaki görüşlerinizi sizin de merak ediyorum. Hani gerçekten samimi olarak hastalıkla ilgili yaşadığınız bir sorun etrafınızda gördüğünüz ve tepki göstermeniz gereken neler varsa onları yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Şu an sıradaki videoya giderseniz ve kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese sağlıklı güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın bay bay.